Arkadaşlar, herkese merhaba. Antalyalı Gülsüm Gelin'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Ben biber dolması yapacağım bugün. Bunu yaparken de sizinle paylaşmak istedim. Kıymalı biber dolması yapacağım. Benim biraz biberim vardı, şöyle dolmalık biberim vardı. Yanına 2-3 tane patlıcan koydum. O patlıcanları da seviyoruz biz. Onu da dolduracağım. Şöyle 1,5 su bardağı pirincim var. Bunları yıkadım. Şöyle 2-3 tane büyük domatesim var. Şöyle 200 grama yakın kıymam var. 2 tane büyük boy, yani orta boy soğanım var. 1 yemek kaşığı salçam var. Şöyle 1/4 kadar sıvı yağım var. Ve istediğiniz gibi baharatlarını istediğiniz gibi koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben kırmızı biber, kimyon, karabiber ve tuz koyacağım içine. Baharatlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle ben salçamdan başlayayım. Şöyle pirincimi koyacağım içine. Tabii ki de dolmaya el girmezse olmaz. Şöyle. Şöyle soğanımı koyacağım içine. Bütün malzemelerimi içine koyuyorum. Domatesimi koyuyorum. Kıymamı da koyuyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Aslında ben bugün yaprak sarma yapacaktım arkadaşlar. Pirincim az kaldığı için pirinci almaya gideceğim şimdi az sonra. Yaprak sarmasını bolcana yapıp buzluğuna difrizime kaldıracaktım ben. O yüzden şimdi pirincim buna yeterli. Ama çok yapacağım için, yaprak sarması yetmeyeceği için biber dolmasına geçtim yani. Ben maydanozumu unutmuşum. Maydanozumu da getireyim. Evet. Şöyle maydanozumu da doğradım arkadaşlar ben. Maydanozu yakıştırıyorum ben dolmada. Taze soğanım olsaydı taze soğan da koyardım. Şimdi difrizine koymuştum ben taze soğanı. O yüzden şimdi koymayacağım. Kuru soğan koydum. 2 dal da dereotu koydum. Şu an elimde hangi malzemeler varsa onlarla yapmaya çalışıyorum. Taze soğan da güzel gidiyor aslında içinde. Şöyle baharatlarımı da koyayım. Sıvı yağımı da koyayım. Şöyle ben bunu eldiven giyeceğim. Ve iyice yoğuracağım. Şöyle eldivenimi giymeden arkadaşlar, giydiğim zaman hemen doldurmaya geçeceğim çünkü. Giymeden şöyle biberlerimizi de hazırlayalım. Şu şekilde dolduracağım ben bu sefer. Şöyle yarım kesiyorum. Hepsini kesmiyorum biberlerimi. Daha önceden ben burayı kesip üzerine kapak gibi koyuyordum arkadaşlar. Bunu ben Döndü ablamdan öğrendim. Bu şekilde hem sunumu da güzel oluyor. Hem de koparmamış oluyoruz. Şöyle şu başını alıyoruz. Şöyle. Bakın biraz derinden alıyoruz. Ve koparmıyoruz şu şekilde. Şöyle içini temizliyorum. Biberlerimi yıkamıştım zaten. Biberlerim bitsin. Öyle patlıcana geçeyim. Eğer ki iç malzemem artarsa arkadaşlar, benim yaprak indirmiştim ben. İşte dediğim gibi yaprak sarması yapacaktım. Yine yapacağım onu. Onu çünkü dolduracağım. Difrize kaldıracağım birazını. Birazını da olmadı yarın falan pişireceğim.
Kalan malzememle de yapraklarımı sararım. Yani içinde onu da pişiririm. Şöyle patlıcanlarımı da ikiye böleceğim. Kayınvalidem seviyor patlıcan dolmasını bu şekilde. Ben de severim patlıcanı. Şöyle birazcık içini oyacağım. Evet. Şurasında kapak yapacağım şu şekilde. Evet. Şu alt kısmını düzeltiyorum. Düzgün dursun diye tenceremde. Bu aralar videolarıma ağırlık veremiyorum arkadaşlar nedense. Nedense bir hani bahar demeyeyim artık yaz kırgınlığı mı var üzerimde bilemedim. Bir halsizlik, bir yorgunluk. 2-3 gündür zaten hastane postane işi falan vardı dışarıda. Babamla işimiz vardı. Onları hallettik. Yani hastaneye gittim falan derken. Onları hallettim derken işte hani hastaneye de zaten giden sağlamsan bile hasta olup çıkıyorsun zaten. Allah'ım kimseleri hastanelere düşürmesin ya Rabbim. O yüzden hani videolarıma ağırlık veremiyorum. İstiyorum ve vücutta bir yorgunluk olduğu zaman yapamıyorum. Devamını getiremiyorum. Öyle diyeyim. Şu kapaklarımı da aldım. Şu şekilde hemen eldivenimi giyeceğim. Ellerim kıyma kokusunu istemiyorum. Evet. Şöyle iyice baharatlarını, domatesini, soğanını özleştireceğim şöyle. Evet, iç malzemelerim şöyle özleştirdim. Şimdi ilk önce patlıcanlarımdan başlayayım doldurmaya. Şöyle. Çok doldurmuyorum yine. Pirincim olduğu için içinde şişecektir. Kabağım küçük kabağım olsaydı kabak da doldurabilirdim aslında. Çocuklarım kabak dolmasını da seviyorlar. Kabaklarım çok büyük. Benim köyden geldi. Çok büyük. Şimdi dolma olmayacak. Yani bayağı büyük. Onları yemek falan yaparım. Bu şekilde. Şimdi bunların kapaklarını yerleştireyim. Şöyle. Bir tane daha kapak. Şöyle alayım. Evet, patlıcanlarım şu şekilde doldurdum ve biberlerimi doldurmaya geçiyorum. Şöyle biberlerimi de bakın şu şekilde doldurdum ve şöyle kapatıyorum. Bu şekilde koyuyorum. Bu şekilde dolmalarımı yapıyorum. İçim de artacak. Şimdi içime de kalan iç harcına da yaprak saracağım. Kıymalı etli yaprak sarması yapacağım. Bir tencerede 3 farklı çeşit dolma oluyor yani.
Evet. Şunu alalım hemen. Şöyle şu şekilde. Yaprak sarmalarımı da yapayım. Bunlar benim difrizden indirdiğim yaprak sarmaları. Yapraklar arkadaşlar. Geçen gün beraber yapmıştık bunları sizinle. Ben genelde difrize bu şekilde koyuyorum. Bakın 3-4 gün falan oldu ben bunu buzluğuna koyalım. 3-4 gün sonra bakın hiçbir şey yok yani yapraklarım sapasağlam. Bakın renginde falan hiçbir değişiklik, yırtılma falan yok. Evet. Şu şekilde koyuyorum içine. Ve kalın kalın sarıyorum etli sarmalarımı. Etli sarmalarımız genelde yani normal zeytin yağlı sardığımız gibi olmuyor. Biraz daha kalın oluyor. Şöyle çok dağıtmıyorum. Ortasına koyuyorum. Şöyle şu şekilde. Bu yapraklarım tazecik olanlarmış. Dediğim gibi çok zeytinyağlı yaprak sarma gibi yapmıyoruz. Kalın kalın sarıp koyuyoruz etli sarmalarımızı. Şöyle şu şekilde hemen şöyle kenarına koyacağım ben bunları. Şöyle bu şekilde ben sarayım arkadaşlar. Sardıktan sonra tekrardan görüşürüz. Evet şu şekilde arkadaşlar benim şöyle her yeri biraz fazlaca dağıttım. Şöyle bütün sarmalarım, dolmalarım hazır. Şimdi bunun sosunu yapalım sizinle beraber. Şöyle elli dönümü çıkaracağım artık. Yine tekrar kaşığımı alayım. Şöyle biber salçam ve domates salçam var. Benim burada karışık, yaklaşık şöyle yapayım. Yaklaşık bir yemek kaşığı falan. Domates ve biber salçası kullanıyorum. Şekilde iyice sosumu karıştırıyorum. İçine de birazcık tuz ilave edeceğim. Şöyle. Birazcık da sıvı yağ koyacağım buna. Yani sıvı yağ derken bizim olmazsa olmazımız zeytinyağımız. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar koydum. Çırpıcımı almamışım ama neyse karıştırdım. Şöyle birazcık daha su ilave ediyorum. Hemen çırpıcımı alacağım ben. Evet çırpıcımı aldım ben şimdi. Şunu çırpıcımdan çırpayım. Salçalarım tam erimedi. Bulaşık çıkarmayayım demiştim ama. Şöyle sosumu da döküyorum. Evet.
Şu şekilde dolmamız ve sosumuz hazır artık. Ocağa gönderiyorum ben dolmamı. Evet, şu şekilde artık dolmalarım pişti benim. Şöyle birazcık suyu kalsın içinde. Altını kapatıyorum artık.